Merhaba ben Murat, Recool Technologies'in kurucu ortağıyım. Sizlere bugün üniversite stajı mesnasında karşılaştığım bir sorundan ortaya çıkan girişimimizden bahsetmek istiyorum. Siyan sergilerin kesici uçlarını soğutmak için soğutma sıvıları kullanılır. Bu sıvıların içerisine karışan toz, talaş kalıntısı, harici yağlar sebebiyle bu sıvılar kirlenir ve içerisinde anaerobik bakteriler üremeye başlar. Daha sonrasında ise 3 ile 6 ay aralığında bu sıvılar değiştirilir toplam üretim maliyeti içerisindeki yeri %17 olduğundan da sürdürülebilir üretim için bu sıvıların geri dönüştürülmesine gereksinim duyulmaktadır. <laughs> Kirli soğutma sıvıları birçok sorunu beraberinde getirir. Üretim verimsizliği maliyetleri yükseltir ve en önemlisi bakteri kaynaklı deri solunum hastalıkları çalışan sağlığını tehdit eder. Atıkların içerisinde kimyasallar doğamıza ciddi zararlar vermektedir. Bu sorunların çözümü için bazı teknolojiler mevcuttur. Vakumlu temizleme tezgahları ve harici yağıştırma tezgahları tek işlevli ilkel sistemlerdir. Düşük maliyetlidirler fakat verimsiz olduklarından tercih edilmezler. Daha kompakt olan ozonlu, ozonlu merkezi ve temizleme sistemleri ise verimli sistemlerdir. Fakat maliyetleri yüksek olduğundan az bir kesime hitap edebilirler. Bu yüzden de tercih edilmemişlerdir. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak düşük maliyetli ve yüksek verimli kompakt ürünümüz tasarladık. Ürünümüz mobil şekilde bakteri yok edebilen ilk üründür. PLC tabanlık tam otomatik kontrole sahiptir ve sensör teknolojisi sayesinde firmalara anlık veri alımı imkanı sunmaktadır. Siyah tezgahından alınan soğutma sıvısı ilk aşamada katı partiküllerden, ikinci aşamada harici yağlardan ve son aşamada ise bakterilerden ayrıştırılarak üretime geri kazandırılacaktır. Doğaya, insana, üretime saygı parası çıktığımız bu yolda firmalara düşük enerji tüketimi, çevre dostu teknoloji, üretim verimliliği arttırma, kullanım kolaylığı, çalışan sağlığı koruma, makine ekipman ömrü uzatma ve düşük soğutma sıvısı atık maliyet değerlerini bir arada sunmaktayız. Pazar verilerimize bakacak olursak, dünyada yıllık 80 milyar, Avrupa'da 32 ve ülkemizde 1.6 milyar dolarlık CNC tezgahın kurularak kullanıma başladığını görmekteyiz. Ülkemizdeki takım tezgahlarının yarattığı kullanım değeri her yıl %5, CNC takım tezgahı üretim sektörünün ise ihracat derinlisi her yıl yüzde %18'lik bir büyüme kaydettiğini görmekteyiz. Siyens tezgahlarının kurulduğu sektörler olan birçok sektörü görmekteyiz. Bu sektörlerinde her yıl yüzde %5 ihracatlarını arttırarak şu an 70 milyar dolar seviyelerine yaklaştığını görüyoruz. Bu da bizim pazarımızın giderek genişlediğini bize gösteriyor. Mobil şekilde bakteri yok etme teknolojimiz ile düşük maliyet, yüksek verim avantajımız da her zaman ön planda kalmayı düşünüyoruz. Üretim, tasarım, triboloji ve yazılım konusundaki uzman kadromuz ile ARGE faaliyetlerimiz devam ederek akışkanlar su konusunda her zaman ön planda olan bir lider kuruluş olmak hedefindeyiz. Recool teknoloji 3 şekilde gelir elde edecek. 8-10 CNC üstü firmalara ürün satışı yaparak, 5-7 CNC altı firmalara yerine temizlik hizmeti vererek ve garanti sonrası yedek parça ve bakım hizmeti şeklinde olacaktır. Ekibimiz alanında uzman 4 kişiden oluşmaktadır. Ben Deniz Arge sorumlusu olarak görev yapacağım. Doğan Tayfur Binay üretim ve planlama uzmanı olarak görev yapacak. Sezgin Altınay ve Cevdet Bulut ise teknik destek ve iş geliştirme sorumlusu olarak görev alacaklardır. Doğan Tayfur Binay 30 yılı aşkın tecrübesiyle yalın üretim konusunda destek verecek. Sezgin Altınay ise triboloji konusundaki bilgilerini bize yansıtacaktır. 2020 Aralık ayında Kevöks'te çıktığımız bu yolda Temmuz ayında bir kapsamda şirketleştik. Daha sonrasında tasarımımızı tamamladıktan sonra şu an hücre üretim süreçlerini geçirmekteyiz. Temmuz 2022 tarihinde prototipimiz hazır olarak ilk satışlarımızı yapmayı planlamaktayız. Bu süreç içerisinde öncelikle ilk yola çıkarken sorunumuzu Ukup Derneği ile doğruladık. Daha sonra müşteri görüşmelerine başladık ve ülkemizin önde gelen 5 firmasından niyet mektubu aldık. Bunlar Arçelik, Ford Motor Company, Baykal, Standart Kalıp ve Alpform firmalarıdır. Bu süreçte Opet Fuchs firmasıyla işbirliği haline çalışmaktayız. Seri üretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için 200 bin euroya ihtiyaç duymaktayız ve 200 bin euroyu aldığımız takdirde minimum 500 bin euro ciro hedeflemekteyiz. Çevre dostu geri dönüşüm ile üretimde en iyi dostunuz olacağız. Teşekkür ederiz.